Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Ateizm Derneği ile yaptığımız 3 saatlik canlı yayının hikayesini, öncesini, sonrasını falan biraz size anlatmak istiyorum. Şimdi geçen hafta Ateizm Derneği benimle iletişime geçti. Dedi ki biz bu kırmızı ağızlı argümanlarını çürütürüz arkadaş. Tek tek hepsini çürütürüz. Dedim hay hay, yani ben de bunu bekliyorum. Heyecanla gelirim dedim yani. Hatta ne olur çürürse falan diye böyle konuştuk kendi aramızda. Kafile kanalını spor kanalına falan çevirmeyi düşündük. Bak bu futbol yorumculuğu benim içimde bir ukdedir. Eski bir futbol bağımlısı olarak. Yani hemen buna hazırım. Kırmızı asa çürütülür çürütülmez. Dedim ki kafileyi spor kanalına çeviririz ve spor yorumları yapmaya başlarız. Bakın Trabzonsporlar kızmasın ama Galatasaray'ın başında Fatih Terim varsa o şampiyonluğu gelir elinizden alır. Bak şimdiden benim sorudan hayal kırıklığınız çok artmasın diye söylüyorum. Ama olmadı tabii. Tam bir hayal kırıklığı oldu. Ve yayını da ciddiye aldım ben. Emek verdim. Yani 2-3 gün dedim ki hani ne demişiz acaba kırmızı hasada? İzledim yani videoları. Tekrar yorum okumaları vesaire bir döndüm şöyle bir notları tekrar taradım. Çalıştım yani ciddiye aldım. Ama tam bir zaman kaybıydı. Hakikaten yayın 3 saatlik yayın. Kırmızı hasa argümanlarını çürütmek üzere toplanmıştık. Başlık buydu ama toplam zannediyorum 45 dakika 1 saatten fazla konuşabildik kırmızı hasa argümanlarını. Ve o argümanları konuştuğumuz her seferde de hakikaten bir kez daha duvara çarptıklarını gördüm. Yani sadece düzen konusunu biraz konuşabildik. Biraz da bilimsellik konusunu konuşabildik ki bunlarla ilgili en ufak mantıklı bir argüman göremedim. Keşke görseydim de ben de kendi argümanlarımı yani bir yanlış bulunsaydı da ben de onları biraz geliştirseydim ama böyle bir şey olmadı ve kırmızı has argümanları ile ilgili her duvara çarptıklarında da konuyu başka başka yerlere gitti. Tekrar işte şu ayet, bu ayet. Her neyse olmadı yani. Bizim spor kanalı hayalimizde tekrar suya düştü. Şimdi ben bunu duyurmadım size bu yayını. Niye duyurmadım önceden? Dedim ki deplasmanı tam bir yaşayayım abi. Tamamen de plasman olsun. Ne chatte ne canlı bağlantılarda ki canlı bağlantılarda da izleyiciler katıldılar. Hiç Müslüman olmasın. Tamamen yani bir deney yapalım. Ateizmin, Türkiye'deki ateizmin resmini görelim. Neymiş bu ateizm derneği falan. Bunun bir sosyal analizini yapalım yani. Bir deneye çevirmek istedim olayı ki bence çok güzel oldu bu açıdan. Yani işte bazılarınız bana yazdınız sonradan duyurduğumda. Ya işte sana çok yayında hakaretler edilmiş. Katılanlar hiç 3-4 dakikadan fazla konuşturulmuyorsun. Hakikaten yani ilginç. 3 saat içinde 3-4 dakikadan fazla sürekli konuşabildiğim bir kesit var mı? Varsa onu kesin bana atın yani bilmiyorum. İşte konuşturulmamışsın. Niye buna izin verdin? Buna sabrettin 3 saat falan diye böyle hafif serzenişte bulunanlar da oldu ama bence güzel bir şey resmini çekmemize vesile oldu yani. Bir sosyal şey yaptık ve Türkiye'de ateizmin seviyesini görmek adına çok önemliydi. Ya yani Türkiye'de ateizmin seviyesi diyorum. Genelleme, mutlak genelleme yapmıyorum burada. Yani özellikle oradaki rejideki arkadaşlar vardı mesela çok saygın ve saygılıydılar hakikaten. Onlarla tanıştık. Bir tanesi Özcan Bey sanırım Ateizm Derneği'nin kurucusuymuş zannediyorum. O çok Ateizm Derneği kurucusu olmak da çok enteresan paradoks değil mi ya? Merhaba ben Ateizm Derneği'nin kurucusuyum. Nasıl? Neyse biz Big Bang'le ilgilenmiyoruz biliyorsun. Biz de kurucudan ziyade yönetici bizim için daha çok önemli. Her neyse yani çok saygın insanlar da vardı orada. Onlara bir şey hatta sonradan Zoom'un ham kaydını gönderme açık yürekliliğini gösterdiler. Hoş ne kadar kırmızı hasadan yer bulup içerik paylaşabiliriz bilmiyorum ama bakalım bir şeyler buluruz. Gördüğüm kadarıyla video yorumlarına izin veriliyor. Sansür uygulanmıyor olarak görüyorum şu anda falan. Yani bir genel veya yayından sonra benimle iletişime geçen ateistler oldu. Yani yayındaki durumdan ve söylenen sözlerden utanç duydu. Söyleyen insanlar falan da oldu. Ki genel anlamda da yani bizim kırmızı asadan sonra da çok iletişime geçen yani Müslüman olanları vesaire saymıyorum. Onları zaten paylaşıyoruz ama yani bilime bakış açılarının değiştiğini, kandırıldıklarını, anladıklarını, naturalizm konusunda falan söyleyen birçok kişi oldu. Zaten ben de hep %80-%20 ayrımına giderim özellikle iyi niyet konusunda. Dolayısıyla mutlak bir genelleme yapmak istemiyorum ama mutlak olmasa da genel bir resmi görmeye çalıştığımızda bence çok güzel bir veri ortaya çıktı. Türkiye'deki ateizmin seviyesi anlamında. Çünkü hakikaten söylenen şeylere birçok bilgili, felsefeci veya uluslararası anlamda ateisti izletsek onların da utanç duyacağı şeyler vardı. Yani programda evrende fiziksel düzenin olmadığı iddia edildi. Ve programa katılan katılımcılar da bu konuda bana itiraz ettiler. Hakarethamiz benim anlamadığım, konudan anlamadığım şey varıncaya kadar. Yani bu Kırmızı Asa 4 düzen bölümünden sonra bana şey diyenler oluyordu. Ya yani bu düzensizlikten kastettikleri ateistlerin kötülük sorunları tabii ki. Yani bu kötülük sorunu da bilimsel değildir bu arada. Bak onu da ortaya koyduk yayında. Kötülük problemidir. Yani evrende niye ki bunu kastediyorlar? Yani evrende fiziksel düzen olduğunu herkes biliyor tabii ki. Bunu niye söylüyorsun bir daha? Tarzında bana itiraz edenler gitsin yayını biz izlesinler. Hayır kötülük problemi evrende fiziksel anlamda bir düzen olmadığı, bir kaos olduğu iddia edildi programda. Çok enteresan şekilde.
bilim yapabilmemize rağmen bu iddia edildi. Başka çok ilginç bir şey. Ya madem siz her şeyi bilimsel istiyorsunuz, Allah'ın varlığının delili bilimsel olmalı diyorsunuz ki Kırmızı Halı Saiki'nin konusu. Bilimsel olmalı istiyorsunuz her şeyi. Peki ben diyelim bugün bir çocuğu öldürmemek için bana bilimsel bir veri sun. Yani bilimsel olarak beni ikna et. Bilimsel bir delil sun bana ki ben bir çocuğu öldürmeyeyim. Söylememe karşı evrimsel ahlak yasası olarak kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Bana bir ahlak yasası koy. Bilimsel olarak koy bunu. Koyayım. Kendine yapılmak istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Tek ahlak yasası. Bu ancak bir anaokulu kuralıdır. Bak şu anda seni izleyen bilim felsefecileri bile, ateist olanlar bile bu açıklamandan utanırlar. Ya, hakikaten ibretlikti. Böyle bir şeyin ateizm derneğinde bu tarz cevapların olması inanılmaz bir komedi. Yani ülkemizdeki ateizm seviyesi adına bile hakikaten çok komedi. Yani bundan sonra bir ceylanı yiyecek bir kaplan falan görürseniz hemen bunu hatırlatın. Bak sakın kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma lütfen. Ya da bir çocuk öldürmeye kalkan falan bir katil görürseniz bunu hemen ona hatırlatın. Kendine yapılmasını istemiyorsun. Başkasına yapmak. Bu bizim evrensel ahlak kuralımız. Niye uyuyayım buna peki bilimsel olarak? Öyle. Bu öyle kural. Biz diyorsak bilimseldir. Karıştırma orayı. Yani bu söylemlerin arasında geçti. Yani bu söylemlerden tabii ki kırmızı halı argümanlarına ne kadar cevap üretilebilirdi orası da meçhul ama bence önemli bir şeyin resmini çektiğimizi düşünüyorum. Ve şunu anladım ki yani bu benim için çok önemliydi program sırasında. Bir ara dedim ki ya ben ne yapıyorum dedim ya burada. Yani bu zaman, her şeye zaman harcanıyor. Yani bir takım böyle zaman harcamayla ilgili temel felsefi şeyleri düşünmeme sebep oldu. Yani her şeye zaman harcanır mı yani? Yani bir şey ateizm derneği de olsa, resmi bir dernek de olsa. Yani bu argümanları konuşacağız mı? Yani bunlara zaman harcayacağız. Çünkü ben biliyorum literatürde başka şey. Yani literatürde benim söylediğim bir takım şeylere cevap var. Benim de onlara tekrar cevabım var. Bekliyorum ki onu söylesinler. Ben de yani son noktada, kronolojik açıdan son noktayı tartışalım istiyorum. İşi ileri götürmek açısından. Ama seviyenin orayla alakası yok. Yani bilimsel olarak şöyle düşünün bunu. Birisi hala Newton zamanındaki fiziği bana savunmaya çalışıyor. O zamanki teorileri falan savunmaya çalışıyor. Ben de diyorum ki ya bak köprünün altından çok sular geçti. İşte Einstein'ın teorileri falan geldi. Artık yeni şeyler bunlar doğru değil falan ama bunu böyle 2-3 saat zaman harcayarak anlatmaya çalışıyorum yani. Buna zaman harcamak doğru bir şey mi yani? Bilmiyorum. O yüzden bu neye zaman harcayıp neye zaman harcamamamız gerektiği, hangi görüşmelere katılıp hangi görüşmelere katılmamamız gerektiği ile ilgili bana önemli bir ders oldu diye düşünüyorum. Ama bir yandan da en azından bir seferlikte olsa bir resim çektik yani beraber. Türkiye'deki ateizmin seviyesi adına önemli bir resim çektiğimizi düşünüyorum. Bu arada evet rejim gayet dürüst saygın insanlarda falan ama yayını sonradan izlediğimde de şok oldum hakikaten. Biz konuşurken ekranın sadece yarısındayız. Diğer yarısında bir takım şeylerin sürekli reklamları, spam tarzı içerikler falan. Hatta bazen tamamen biz yayından gidiyoruz. Ekranda başka bir şey ateş seni çağırıyor falan yazıyor böyle. Ya abi niye bir konu kaldığın kişiyi niye sansürlüyorsun yani? Ekranda bambaşka bir şey. Sadece ses geliyor falan. Yani enteresan da bir yayın tarzı vardı bilmiyorum. Tabii normalde yayına katıldığım kişi de bize daha önce çok iftiralar atmış biriydi. Yani böyle bir şey asla kabul etmezdim. Normalde bir müfteriyle asla yayına çıkmam ama. Yani daha önce işte bizim Kırmızı Halı Saiki itiraz görüşmelerinin kurgu olduğunu söyleyen vesaire. Birçok işte Kırmızı Halı Saiki'ye başvurup da görüşmüyormuşuz biz insanlarla falan. Böyle bir sürü iftiraya maruz kalmıştık. Bunun da görülmesini istedim bir yandan. O yüzden bir yandan kafile kanalında yapmadık. Görüşmenin orada olmasını kabul ettim. Çünkü kurgu diyorlar yani. Biliyorsunuz Müslümanların ateistlerle yaptığı görüşmelere kurgu diyorlar arkadaşlar. Bakalım buna nasıl kurgu diyecekler yani. Aslında ateizm derneğini de siz kurmuştunuz zamanında falan. Böyle bir iddia belki gelebilir. Çünkü hakikaten kurgu dedikleri görüşmelerden çok daha bayağı daha alt seviyede argümanların olduğu bir yayın oldu. Bir yandan dedim ki yani iyi ki bu görüşmeyi bizim kanalda yapmadık. Çünkü yani bu seviyede bir görüşmeyi bizim kanalda yapsaydık olay hakikaten kurgu gibi olurdu. Yani bize herkes kurgu derdi diğer bazı ateistler falan. Ben bile şüphelenirdim. Acaba bunu biz mi kurduk yani? Bu görüşmeyi biz mi kurduk? Gerçek bir görüşme değil mi bu diye şüphelenirdim. O yüzden iyi ki bizim kanalda değil onların kanalında bu görüşmeyi yaptık. Peki arkadaşlar hikayeyi kısaca bir anlatayım istedim. Belki içinden bazı yerlerde paylaşabiliriz biraz. Görüşmenin ekmeğini biz de yiyelim yani. Bakalım Kırmızı Halı argümanları bir gün çürütülür mü? Ve çürütülürse biz de kafile kanalını bir spor kanalına çevirip artık nihayet futbol hakkında konuşmaya başlayabilir miyiz diye bekleyelim görelim.